Size yeni evimin manzarasından selamlar. Nasılsınız? Biz şimdi çıkış yaptık evden. Bakın burası da yeni bahçemiz. Oğluşum buraya sıkça oyun oynamaya indiriyorum. Büş şuraya çöp atmaya gitti önden. Biz de Recep Demir'le şurayı yürüyoruz. Size de böyle göstereyim dedim. Şimdi İki ve Sait'la Dilan Polat'a gideceğiz. Dilan Polat'tan sonra da AVM'ye gideceğiz. O zaman bu vlog burada başlasın. Bakın buranın manzarası da böyle Bodrum manzarası. Buradan böyle değirmenler, Gümbet, her yer görünüyor. Hatta şu tam karşıda görünen, bakın göstereceğim. Şurası değirmenler. Öyle. Şimdi durakta bekliyoruz. Efendim anne. Evet anneciğim. Otobüs gelecek. Anan gideceğiz. Hadi bakalım. O nasıl? Kanka, siyah bir tişört. Ama güzel sanki değil mi? Oversize gibi değil mi? Evet, tam benmiş. Şunun rengi de çok tatlıymış bak. Evet. Çocuksu değil mi? Yo, bence altına böyle bir şort bakalım hoşuna. Uşak da bok. Gerçi İstanbul'da gibi. Artık uşak sütüm kaymadı. Ay, neyse çok tatlı. Evet, o çok hoş. Bakın. Çok tatlı. Evet, burada çok güzel şeyler var. Hem de uygun fiyatlı. Kanka, tişörtler bayağı uygun değil mi? İyi değil mi? Kanka, o çok güzel. Ben sana dedim ya, bir aç onu da göstereyim. Ben tam böyle açtım, buraya koydum. Sonra bir şey dedim ki, bu iş seslendim, başka bir şeye bakıyordum. Oha, tam tayıp sonra gelmiş bir şey eline bunu almış, dedi ki bunu alacağım dedim. Sana bunu gösterecektim zaten. Bak şurada güzel. NBI. Ama çok güzelmiş. Deseni falan çok iyiymiş. Ben bir tane daha tişört giyeyim. Kanka burada çok tişört güzel şeyler alacağım? Var. Evet. Ama şunun kadar rahat. Kanka o NBA'ya baksan. Bak bunun için. O zaman düz siyahı var bak onun bile. Ama rengi güzel mi sence? Yani neyle kombinlersin bilemedim. Çok küçük bu. Evet bunu kombinlemesi zor olur. Kanka sanırım ben zaten zayıfasam da 3x'lerden vazgeçeyim. Ben de öyle ki bak yine reklamı geçti. Getir açayım annem gel. Al bir tane. O düz siyah yani siyah işte anne. Ne oldu anneciğim? Gidiyoruz bir tanem. Gidiyoruz. Gideceğiz. Bak onu iki oldu baktım. Güzel mi? Large ama bu çok büyük değil mi? Large bayağı büyükmüş. Bu oversize olduğu için büyük yani. Bayağı bu da indirimli. 130 lira. Kanka şu NBA daha güzel sanki be. Şu. Kanka, beyaz çok giyebilir miyim? Emin değilim. Giyersin niye giyemeyeceksin? Denemedim. Bakın. Çok iç gösteriyor. Hı. O zaman sen bileceksin. Neyse biraz daha şöyle gezinelim. Şu an de facto'dayız. Burada evet bayağı mayo çeşidi var. Bakın şu alan komple böyle şey mayo. Mayo üzeri. Tamam al. Bunu. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Medium bile geniş ama sen geniş seviyorsun. Çocuksu değil değil mi? Efendim annem. Ne o? Bu mu? Açıyorum. Çocuksu değil değil mi? Hangisi? Bu elimdeki siyah. Hayır değil. Siyah değil. Hadi burada bu kadarlık yeter çıkalım. Şu gorille Recep'le video şey fotoğrafımız var. Ha. Biliyor musun? Hayır görmedim. Instagram'da da var. Oh, burası ne kadar güzel. Biz tabi bu arada bayağı mağaza gezdik ama o kadar çok kalabalık ki çekim yapamıyoruz. Akşam ebeveynden aldıklarımızı gösterelim. Evet, gece ebeveynden oyuncaklar aldık. Size
Neyi? Bayağı kalabalık. Ama Allah'tan serin. Ha bak, ekru dediğim yer. Tamam, bunun yastıkları 52 lira mı diyor, ben mi yanlış? Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Sen çabuk mu söyledin? Evet. Nasıl bir menü? Kanka bu normal şeydeki gibi, tavuk dünyası var ya, ondaki gibi. Ramazan öyle bir menü varmış. Tavuk köfte olarak ayrı. İzmir AVM'lere gelip bunları yiyecek insan mıydı? Evet. Hani içli köfte söyledim. Bir tane. Ve yarısını yedim. Böyle tavuklu, nohutlu, sebzeli pilav söyledim. Ve yoğurt. Hangisi? Sen de Recep çıkmıyor değil mi? Sadece yiyecekler. Tamam. Sadece yoğurdu bitirmişsin ilk mi? Evet. Ha bu mu? Bir tek yoğurdu çok rahat diyorum. Biraz da işte pilavdan. Bugün sana uyumadım güş. Evet, bugün sağlıklı yiyorsun. Çok da sağlıklı sayılmaz da. Diğerlerine göre sağlıklı. Artık bize göre değil bence. Çok yedik ilk mi? Çok. Bugün artık... Bugün artı 300 gramı gördükten sonra ben söyledim ama artı 300 gram almışım. Ama ödemim de var. Tabii. Yüzüğüm çıkmıyor çünkü. Umarım kilodan değildir yani, çıkmaması ödemdendir. Tabii canım. Ama uyandığında yüzün düşüşte ve biz bugün geç uyandık. Dün geç uyuduk. Gece 3'te uyudum. Sen 6'da uyudum dedin değil mi? Video çekiyorum sanıyorum. Sonra bunun açısı iyi mi ya diye bir yaklaştım, baktım ki videoyu başlatmamışım. Gitti. Neyse. Önce size şey bir anlatayım, artık böyle aklıma geldi. Dilan Polat'ı. Evet, ben de bilmiyorum. Ben de anlamak istiyorum. Dilan Polat'a gittik. Biliyorsunuz ki benim kol sarkmalarından dolayı paket almıştım. Sıkılaşma paketi adı altında almıştım. Ay, Recep geçiyor artık. Gel Recep, ben kamufle edeyim. Sen şöyle şey. Yok yok, gelmiyor. Sıkılaşma paketi adı altında almıştım ama sıkılaşma paketinde C5 Depo Trans ve Depo Shape vardı. Ben şubeyi arayıp sormuştum. İşte bahsettim, dedim ki böyle böyle kilo verdim ve kollarım çok sarktı. Bunun için sıkılaşmak istiyorum diye anlattım ve şubede görüştüğüm kadın bana dedi ki size zaten o zaman kesinlikle sıkılaşma paketi olur, başka paket olmaz dedi. Ondan sonra biz oraya gittik. Hatta işte Büşra'yla oturuyoruz. Oranın müdürü, daha önce de orada uygulamalar yaptırdığım için müdürünü de tanıyorum. Seslendi işte. Bir gelir misin falan dedi. Buyurun dedim. Dedi ki bütün paketi dedi. Bir dakika. Ay. Neyse, geldik, devam ediyoruz. Nerede kalmıştım? Ha, kadın beni çağırdı ve şey dedi. Bu paketin hepsini dedi koluna mı kullanacaksın dedi. Evet dedi. Koluna bir bakabilir miyim dedi. Açtım işte, gösterdim. Ama olmaz ki dedi. Efendim annem.
Evet. Recep Demir'e çizgi film açtık artık arkadan. Ama olmaz ki dedi. Hatta Büşra falan ilk dur ne oluyor böyle şey yaptı. Sonra ben tabii paketi aldığım için bunu telafi edebilmek adına bana yardımcı oldular. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Paketin içeriğini bana göre değiştirdiler arkadaşlar. Bu hata onların olduğu için böyle bir şey yaptılar. Yoksa böyle bir şey normalde yapmıyorlar. Paketin içeriğini kolumun toparlanabilecek şekilde şeylerle, cihazlarla seansları değiştirdiler. Yani benim önceden C5, Dipotens ve DipoShape vardı. Hı hı. 8'er seans. Şimdi Raspink eklediler. Elektro eklediler. Hı. Ve Dipotens olarak paketi değiştirdiler. Bu sıkılaşma paketi olarak. Bugünkü estetisyen arkadaşım resmini çekti. Başlangıç resmini. Ölçmedi çünkü şey dedi, hani deri olduğu için yani tamamen burası deri. Yani şey siz şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Ölçülemez ama. Değil mi? Ha, ben bunu dedi böyle sıksam dedi toplanacak yani aynen, yukarı çıkacak doğru dedi. O dedi anlaşılmaz. Hani yağı olsa, yağ kitlesi doğru olsa o zaman ölçülür, azalır ama dedi bu dedi anlaşılmaz dedi. Bugün işte 2 seans aldım. Bakalım inşallah 8 seansın sonucunda göreceğim. Hatta bugün karnımı ve bacağımı da gösterdim. Çünkü benim karnım çok sarkmadı. Karnımı ve bacağımı da gösterdim. Dedi ki karnına hiç gerek yok şu anda. Zaten gayet iyi. Bacaklarına da hiç gerek yok dedi. Evet gerçekten tek yok ihtiyacım kolumda. Onu estetisyene de onaylatmış her oldum. Her ayda gideceksin haftada değil mi? Kanka şimdi 5'inde var. 5 Ağustos'ta bir de 13 gün, 18 Ağustos'ta var. Yalnız 5 Ağustos'ta yine iki tane cihaza gireceğim. Bugün de iki cihaza girdim. 18'inde de bu kalan şey. 3 cihaza birden gireceğim. Bir de şey bugün neydi? Hiperbarik. Ha evet. Ramazan arıyor bir dakika. Yine bölmek zorunda kaldım ama eşim aradı. Eve geldikten sonra konuşamamıştık, aramıştım da. Suyumu içip size aldıklarımızı gösteriyoruz. Şeyi soruyordum, İnsto suyunu. Bir bölüm açıldı ya, onu söyleyecektim tam. Hiperbarik, annen sormuştu ya, hatırlıyor musun? Evet. Kuzenime ilk hastalığın belli olduğunda anneni aramıştı işte, kuzeniyle konuşmuştu evet falan annen. Kübra'nın annesinin kuzeni doktordu mu evet, İzmir'de? Ona falan danışmışlar hani ne olabilir, ne yapılabilir falan. O önermişti hiperbariyi. Şu an kendi doktorumdan bağımsız bir şey yapıyorum. Ama kaç aydır bekliyordum hiperbariyin açılmasını. Ve bugün doktor aradı, hiperbarik doktoru aradı. Ve pazartesi gün beni çağırdı. Tekrardan MR çekilebilir. İşte tahliller, tetkikler yapılacak. Eğer bu tahlil tetkik sonuçlarını uygun görürsek pazartesi günde dizlerim için hiperbariye, yani ilk defa dizlerim için bir tedaviye başlayacağım arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Hayırlısı bakalım. Pazartesi gün görürüz ne olacak. Bugün günlerden ne? Cuma. Ya yarın da büş gidiyor. Bu gece son. Efendim kuşum. Aferin sana. Çok alıştım size ama inşallah. Ya uzat diye o kadar yalvardım. Hiç uzatmıyor. Mecbur gördüm bunu. Püş. Efendim kuzum. Hadi gel otur bir ona. Milkshake falan. Evet biz böyle iki tane büyük torba alışveriş yaptık. Karışık. Büşün, benim, bizim. Ama böyle çok her yerden poşet almadık. Boş yerlere attık tabii ki. Şöyle gösterelim size de. Büşüm. Böyle minnoş. İki tane cüzdan aldı. Birini bana aldı. Canım bacım. Teşekkür ediyorum. Kesine bereket. Allah sana. Sen bize. Alırken de aynı şeyi söyledim. Sonra her şey. Yanı kremi. Büş çok yandığı için. Sen anlat. Sen konuştun Neyza'cığım. Evet. Çıkarına. İkinci dereceden yanıklarım oldu. Türkiye tarihinin en sıcak gününde denize gitmiştim. ama denizden hiç çıkmadım. Sadece denizde yüzerken yandım şu an falan bayağı kötü.
Onun için doktorum bana, ya doktor değil gerçi, eczacı bu kremi önerdi ve hemen etkisini gösterdiğini söyledi. Sizce de tavsiye ederim. Herhalde. Eğer yanık bir olursanız. Bir de Alman markası iyi bir şey bence. İsmi aklınızda olsun. Aman cüzdanı yazışırma. Sonra Recep Demir'e artık böyle bir şey aldım. Böyle renkleri öğretebilme çabasındayım bu ara. Ama çok da nasıl yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Böyle hepsini birlikte mi gitmeliyim yoksa bir bir mi? Bir bir mi gitmeliyim bilmiyorum. Bir şey. Yine de böyle bir amöküs aldım. Bunları seviyoruz zaten. Hem sayıları da öğrenmiş oluyor. Evet. Bu Recep'in dördüncü bu şekilde oyuncağı. Aynı oyuncağın meyvesi. Üçgeni, yuvarlığı falan. Meyvesi var. Bir de hayvanı var. Şimdi araçlarını aldı. Bu en sevdiği gerçekten. Bayılacak. Kanka senin tişörtlerin var. Gösteriyorum. Aslında onları alırken de göstermiştik. Alırken de göstermiştik aslında. Ama yine de şöyle göstereyim. Böyle gel abla göster. Oversize. Bir tane. Sen bu desteği bir de ikimizin birden onayladığı bu çizgili tişört. Al. Bunu içsin ya. Kanka midesini bozma. Gerçekten daha iyi bozmaz. Al. Dursun. Recep Demir'in biliyorsunuz şu vazgeçilmez püreleri. Bak anne sana ne gönderdik şu. Hadi arkana yaslanma iç. Ya bakın ne aldım. Kışın bütün videolarımı bununla görebilirsiniz. Arkana yaslan kuzum diyecek. Gel. Bayıl kuşum. Tam bir influencer şey. Çok minnoç değil mi? Çok yakışık. Ama aşırı rahat. Eksik bir parçan gibiymiş. Yalnız bir alana bir bedava vardı. Ve ikisi de aynı şeydeydi. Başka yoktu yani. O yüzden ben de bir pembesini bir beyazını almış oldum. Böyle şey aldım. Ekru'dan aldım bunu. Başka ne kaldı? Ha. Ya Recep Demir'in şu kaşık tutma olayını hala çözemedim ben. O yüzden şimdi böyle bir kaşık aldım. Dönen kaşık diye. Çünkü ağzına bir türlü tutamıyor ama çocukta suç yok. Benim kaşıklarım kocaman. Sapı kocaman. Hem uzun hem de kaşıklarımın sapı ince benim. Yani yapısı öyle. O yüzden şu dönen kaşıktan aldım. Böyle dönüyor yani. Böyle nasıl koymak isterse aç. Nasıl koymak isterse böyle şey yapabilecek yani. Dökmeyecek şekilde. Bakalım kaşık olayını bununla çözeceğim inşallah. Diye ümit ediyorum. Şu da şu bandanamın şeyi. Bir de büşe ıslak mendil aldık.